İslam ve Toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız, sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Sorun söyleyelime katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler İmam-ı Gazali Rahmetullahi Aleyh Tövbe kabul edilir. Resulullah buyurdu. Vardır ki bazı kullar günahı sebebiyle cenneti kazanırlar. Nasıl olur denildi. Buyurdu ki günaha tövbe istiğfar edip unutmaz onu daha. Öyle pişman olur ki şeytan da hayret eder ve Keşke bu günaha sokmasaydım onu der. Allah bir peygambere buyurdu. Git müjde ver. Mümini affederim, tövbe ederse eğer. Bir veli buyurdu ki: Tövbe edip yatınız. Ertesi güne dahi tövbeyle başlayınız. İsrail oğulları zamanında bir kişi vardı ki fasık olup günah idi her işi. Fakat günün birinde oldu nadim ve pişman, tövbe etmek istedi bütün günahlarından. Velakin düşündü ki pek fazladır günahım. Acaba tövbe etsem affeder mi Allahım? Bunu öğrenmek için acele bir alime gidip dedi. Cevap ver benim şu sualime. 99 kişiyi öldürmüş bir adamım. Eğer tövbe edersem affeder mi Allah'ım? Hayır etmez. Deyince öldürdü onu dahi. Yüz oldu böylelikle onun öldürdükleri. Gitti başka alime anlattı bu durumu. Yüz kişiyi öldürdüm. Tövbem kabul olur mu? Dedi, olur velakin terk etsen bu diyarı filan köye hicret et iyidir insanları tövbe edip o köye giderken fakat bu zat ömrü nihayet bulup o yolda etti vefat azap melekleriyle rahmet melaikesi ruhunu götürmeye oraya geldi hepsi velakin bu hususta eylediler ihtilaf bu mevta bize ait diyordu iki taraf. Hak Teâlâ buyurdu, tartışmayı bırakın. Ölçün iki tarafı nereye daha yakın. İyi köye bir karış yakın bulunca onu, rahmet melaikesi aldı onun ruhunu. Lakin halis tövbenin vardır ki işareti, pişmanlık ateşiyle kavrulur yanar içi ne kadar çok olursa pişmanlığı kişinin öyle çok tesir eder affa kavuşmak için günahlar sebebiyle kalpteki siyah izler pişmanlık ateşiyle ancak temizlenirler Resulullah buyurdu tövbekarlarla otur çünkü o kimselerin kalpleri ince olur. Bir gönül ne kadar çok temiz ve safsa eğer, o kişi günahlardan o kadar nefret eder. Vaktiyle bir peygamber, günahkar bir kişinin isteğiyle Allah'a yalvardı affı için. Ona vahiy geldi ki, yerde ve göktekiler, o kulun affı için şefaat etse eğer, Affetmem o kimsenin günahını ben asla. Zira pişman olmuyor günahına ihlasla. Günahlar ayrılsa da büyük küçük diyerek günahların hepsi de aslında büyüktür pek. Zira düşünmeli ki günah ile o insan kime karşı gelmiştir? Kime etmiştir isyan? Madem ki Halik'ine isyan etti o kimse, günahın küçüğü de büyüktür öyleyse. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim İslam alimlerinden ve evliya Keram'dan olan İbn-i Ata Rahmetullah Teala buyururlar ki, sabır, musibetler içindeyken bile edeber riayet etmektir. Ahlak iyi olmadıktan sonra kılınan namazın, tutulan orucun çok olmasının önemi yoktur. Hatta sadaka ve mücahede nefsini yenmeye çalışma bile hiçtir. Bu yolda yükselenler ne namazla ne de oruçla yükseldiler. Ne sadaka ile ne de mücahide ile üstün dereceler buldular. Yükselen ancak iyi huyla yükseldi. Çünkü Resul-i Ekrem Efendimiz kıyamet günü bana en yakın olanınız huy ve ahlak bakımından en güzel olanınızdır buyurdu buyuruyor İbni Ata rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurunuz. Kolay gelsin. Mustafa Bey, Osman Hocam. Teşekkür ederiz. Allahuteala razı olsun efendim. Buyurun. Ol. Hocam ben görmem geldiğim. Biz kabartma Kur'an-ı Kerim aldık. Bunu okuyoruz. Sorum, bunu abdestli olarak okuyabilir miyiz, okuyamaz mıyız? bunu soracaktım. İkinci sorum da eee Namaza başlarken evzu besmele çekip tekbir alıp ellerimizi bağlıyoruz ya. Orada tekrar sure okurken besmele çeke çekilecek mi? Onu soracaktım. Bu kadar teşekkür ederim. Peki efendim. Peki biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Onu da alalım. Buyurun efendim. Hayırlı günler. Alo. Buyurun. Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler efendim. Ben bir şey bir şey danışacaktım size. Buyurun. Geçen gün, geçen de yorgan şey için iftira attılar diye bir söylem olmuştu size, sorum olmuştu. Gelip Peki. yanımda sökeceklerini söylemişlerdi. O günden bu tarafa böyle bir şey gelmedi, sökülmedi. Benim nasıl davranmam gerekiyor kimseyi incitmemek için? Onu danışacaktım. Peki. İkinci sorum da bir emekli Diyanet Hocası, Bayan Hoca, ömrüye insan topluyor. Milleti de Hayır için para topluyor ellerini orada fakirlere vermek nedeniyle bir de e, Hatim okuyun orada oraya götüreyim diyor orada bağışlayalım Ravzan'ın başında diye söyleniyor bunu nasıl yapmalıyız nasıl davranmamız gerekiyor onu soracaktım peki efendim. pek teşekkür bir de iskat için e, tamam bilgi onu vermiştim. onun için arayacağız sizi. dün dün aramıştınız siz değil mi düştü galiba dinleyicimiz Ben buyururum değil mi? Sizlerden yani, buyurun diyorlar ya. Yani. Buyurun hocam. Buyurabildiğiniz <laughs> kadar. Bizi tanımazsınız belki artık bundan sonra. <laughs> Paşa dedenizden miras kalmış. He. <laughs> Ana kim söyledi onu ya? <laughs> Allah Allah Osmanlı mı söyledi böyle gelip de? Çocuklar herkes, zengin herkes oldum biliyor, ben diye. Herkes biliyor artık. Yani. Ha, o zaman herkes biliyorsa söyleyelim ya. Sır saklama, saklamanın bir alemi yok. <laughs> buyurun. Bana bir mail geldi. Kadının ismi Anna. Soyadı ünlüymüş. <laughs> evet, tarihi adamlar var ya. Kadının ismi Anna. Soyadı size benzediği için diyor. Allah Allah hangi memleketteyse bu? Ölmüş bu trafik kazasında. Ee, İsmail Bey de bakıyor. Ne kalmış diyor? Fazla bir şey kalmamış. 6.8 milyon dolar. 250 kilo da altın kalmış. Ee, başka da aynı şekilde bu kadının, bayan Anna'nın işte e, işlerini gören adam diyor ki, o diyor benim müşterimdi. Şimdi vasiyet de etmedi, miraççısı yok, soyad da sana benzediği için, <laughs> bu diyor gel diyor. 250 bin lira şuraya yatır, senin o işi çözelim. <laughs> Nasıl İsmail Bey? <laughs> Mükemmel değil mi? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ya, şimdi. Yayına girmeden önce buradaki radyodaki arkadaşlara bunu anlatıyordu falan da... ...Mustafa Bey bir şey değil, Mustafa Bey bir şey dedim. Ya bu insanlar bu kadar aynı şekilde e, böyle hile hurdaya kafalarını çalıştıracağına... ...ya ebedi saadetim ne olacak, benim sonum ne olacak, ahiretim ne olacak... ...öldükten sonra başıma neler gelecek, bunları düşünse kurtulma çaresi olabilir. Ya onu tokatlayayım, bunu tokatlayayım, ondan şunu alayım, bundan bunu alayım falan... Yani bunu bu kadar aynı şekilde düşüneceğine benim en çok ne garibime giderdi biliyor musun öğrencilik yıllarında. Mesela arkadaşlar vardı belki sizin de vardı öyle. Ya gece belki sabaha kadar falan küçük küçük kağıtları kopyelikler hazırlarlardı. <laughs> Hatırlıyor musun? <Yani>. <laughs> Hazırlıyorlardı. Ee, ya bakardım bakardım ya dedim bu çocuk İngilizce yazıyor onları da. Tabii, sa saatlerce. Ya dedim bu kadar ders edeceğim. <laughs> Onu yazacaksın. <laughs> bir de e, şimdi avuç işlerine... ...kollarına... ...hatta e, şey anlatıyordu... E, ...benim bana zaten vardı vefat etti. Mimardı. O O liseye gidiyordu falan. Hatta bir gün dedi ki... ...ya da yol dedi sen öyle diyorsun da... <laughs> ...kızlar dedi... E, ...çok özür dilerim hani kontrol edemez... ...erkek bir öğretmen falan. Bacaklarına yazıyorlar dedi. Eteğini kaldırıyor, bakıyor dedi, yazıyor dedi. Bacaklarına yazıyor. Ya mesela birisi kağıda yazıyor da o bacağına yazacak ya. Allah Allah. Ne kadar zaman harcar Mustafa Bey Daha çok uğraşması lazım. Değil mi? Tabii. Daha çok uğraşması lazım. Yani otursa bu kadar aynı şekilde şeyleri düşüneceğine, dersine çalışmış olsa başaracak. Böyle onu bunu dolandıracağım diye otursa birazcık düşünce, biraz kitap okusa ebedi saadetin. Dünyada da rahat ve huzurlu olacak aslında. Ama yok. Hani ee, bir şarkı sözü var ya, aslında şiiri Osmanlı döneminde yazmışlar. Sözler doğru. E, şarkı olarak beslemişler. Kendim ettim, kendim buldum. Aynen öyle ya. Ha, şimdi insanlar diyor ki, sen yaptın, bana sen söyledin. Yo, arkadaş senin niyetin öyleydi. Sen e, söylenenleri bile, doğruları bile kendi hayalindeki Hı. şeye göre oturtturuyorsun. Ona göre aynı şekilde e, konuyu tasarlıyorsun... Sonra eğer iş tıkırında gitmediyse karşı tarafa aynı şekilde suçluyorsun. Olmaz o ya. O çok yanlış bir şey. O çok yanlış bir şey. Ee, mesela biraz önce İbn Ata sözün sözünü naklettik de mesela sabır tabii canım sabır biliyoruz falan. Yani bela ve musibet anında bile aynı şekilde edebe riayet etmek buyuruyor bu zatı bela ve musibet anında bile. E bir sıkıntı olduğu zaman her şeyi yıkacaksın, yok edeceksin. Allah belanı versin diyeceksin, bilmem ne edeceksin falan. İyi de arkadaşım o zaman senin söylediklerin aslında ne? Ne hatırıma geliyor biliyor musun? Ee, Evel abiler buyururlardı ki, insan relax döneminde... Biraz daha açalım bunu çok kimse anlamayabilir. Relax dönemi. Yani rahat herhangi bir tasası şeyi falan yok. Bir eli yok yadır, yani. bir eli baldayken. Böyle durumlarda e, kendisini yani içindeki hainliği rahat gizleyebilir. Sen de onu aa, mübarek zannedersin. Olmuş zannedersin. Efer abiler buyuruyorlar ki damarına bir bas. Damarına bir bas. İçindeki pislik nasıl çıkıyor o zaman? Oho. şey bile aa, bu nasıl adam falan filan. Bunu canlı bir de Mesnevi de Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri başka bir misalle anlatmışlar. Efendim evet, böyle naklediyordu. Her din büyüğü kendine göre kendi zamanında misaller vermişler. Bir gün talebelerinden bir kısmıyla beraber Mevlana Celaleddin Hazretleri <laughs> bir yere gidiyorlar. Bir köpek yavruları, ondan sonra başka köpekler de var falan gelmişler böyle, oynaşıyorlar. Hele yavruların derde hep oy, oyun ya, oynaşıyorlar falan. Talebeden bazılar bakmışlar, efendim demişler, ne güzel oynaşıyorlar. Mevlana Celaleddin Hazretleri dönmüş, bir kemik koy bakalım demişler. Araya bir tane at bakayım bir <laughs> kemik bir kemik koy araya. <laughs> bir, e, bir kemik koy. Bakalım demişler o zaman bu dostluk e, devam edecek mi, etmeyecek mi? Bu dostluk devam edecek mi, etmeyecek mi? Dolayısıyla insanlar e, bir menfaati söz konusu olduğu zaman... ...hani Allah rahmet eylesin Enver abiler bir şey anlatırlardı. Yaptığınız iyilikleri unutun. Size yapılan kötülükleri de unutun. Tabii e, bunun ikisi de zor ama kötülüğü unutmak daha da zor. Peki bu mümkün mü? Ya olmuş. Bütün İslam alimlerinin, evliya-i kiramın hayatlarını okuyorsun, bakıyorsun olmuş. E diyecek ki biz böyle mi olacağız? Böyle mi olmamız lazım? allah Teala herkesi farklı kabiliyeti yaratmış. Elbette ki herkesten Cenab-ı Hak bunu istemiyor. Şimdi İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala hazretlerine akıl, zeka, sürati, intikal e, bunlar çok yüksek yaratmış. Kalbi de geniş yaratmış onda. Bizden İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala an hazretlerinden istediğini istemiyor Cenab-ı Hak. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden istediğini istemiyor. Ha, benim kabım küçük bir şey. Orayı al, alacak da e, alır mı almaz mı onu da bilemiyorum da. Sizden de o kadar istiyor. Ha, benden de o kadar istiyor. Ge gel bunu böyle yap demiyor. Şimdi biz zaman zaman işte yemen abilerden, yemen abilerden ondan sana hocamız Hüseyin Hilmi Efendi'den rahmetullahi ve diğer evliya-i kiramdan misaller veriyoruz. Hani bazılar diyor ki çıtayı yükseltiyorsunuz. Ya biz yükseltmiyoruz biz naklediyoruz sadece. Bizim öyle bir şeyimiz yok. İddiamız da yok. Öyle bir iddiamız da yok. Ama kitaplara bunlar yazılmış ki... ...yani birazcık bir şey yapınca havalanma. Kendini bir şey zannetme. Kendini bir şey zannetme. Mesela benim en çok dikkatimi çeken... ...gerçi o anda yutkunuyoruz. Yani dinleyicilerimiz de kendilerine dikkat etsin. Mesela e, bazıları... ...hepsi değil haşa... E, ...şey yapıyor falan. Bir şey talep ediyor bizden. Olmayacak bir şey. Olmayacak bir şey. Ama diyor ben sizi diyor 20 senedir dinliyorum. Allah Allah... Arkadaş sen beni niye dinledin? Sizden alacağım var diyor yani. Ha, ha Niye dinledin? Benim haberim bile olmadı. Dinledin mi, dinlemedin mi? Sen bu ete İslam ve Toplum programını niçin dinledin? Dinini öğrenmek için mi? Yoksa Böyle dinleyip dinleyip onun şekilde çok minnet ettirip ben sizi dinledim aynı şekilde. Siz ver de bakalım. Şu işi yapıver. Şu işi yapıver. Ya şu parayı verin. Ha ben şimdi muhtaç durumdayım bana bir yardım ediverin. verin. Sizin aynı şekilde tanıdıklarınız var radyoda bir yayın yapın benim aynı şekilde giderlerimi temin ediversinler falan. Ya bu edepsizliktir be sen ne için yapıyorsun bunu sen ne için yapıyorsun bunu. E, şeyde de var ee, mesela bu sadece bizde değil. Daha İslamiyet'in başlangıcından itibaren Peygamber Efendimiz'in hesabının içinde münafıklar vardı. Sırf can korkusu ve e, mallarını kurtarmak için Müslüman Menfaat gönderdi. Için. Menfaat için yaptılar. E, ondan sonraki asırlarda her dini cemaatin içerisinde böyle münafıklar hep ola gelmiştir. E, İhlas için de vardı. Adam diyor ki 30 senedir ben ihlasa hizmet ediyorum, 30 senedir de maaş alıyordun bir arkadaş. Bedava mı çalıştın, değil mi? Yani. Ücretini aldın. Sen şimdi e, gidip. E, Koç'un şirketinde, hürriyetin, şirket hürriyet şirketinde neyse orada çalıştığın zaman diyebiliyor musun? Ben bugüne kadar dedim mi devlette ben aynı şekilde e, 13 e, sene çalıştım. Devlet benim kadir ve kıymetimi bilemedi. Bilmedi. Sıkıysa söyle. Bir faydası da olmaz. Diyecek ki arkadaş çalıştıysa maaşını aldın. E illa çalıştıysa maaşını aldın. Ne fark eder? Sen devlette çalışıp da veya başka şirkette çalışıp da... ...ben ömrümü verdim, 30 sene orada çalıştım falan. Allah Allah. Sen çalışmasaydın aynı şekilde o holdingler olmayacaktı değil mi? Devlet olmayacaktı. Veya devlet olmayacaktı. Devlet olmayacaktı. Yani insanda birazcık edep ol, olur. Yani sen... Mesela biz kitap tavsiye ettik. Sizin tavsiye ettiğiniz kitapları biz okuduk. Ya benim şöyle bir işim var. Allah Allah. Ya arkadaş biz o kitapları dinini ve dünyanı kurtarman için tavsiye ediyoruz. İster oku ister okuma, ister çöpe at, ister yırt, ister yak. Yarın ahirette allah Teala bana da soracak. Bize de soracak. Söylediniz bunu söyledik. Verdiniz mi? İsteyene verdik. Ve bugüne kadar aynı şekilde muracat de geri çevirmedik. Ve çevirmeyiz. Böyle bir yetkimiz de yok. Burası bize ait bir yer değil ki. E geçiyorlar aynı şekilde burada İslam edilmişiz. Dolayısıyla yani dinimizi öğrenirken şey yaparken karşı tarafa böyle e, şey e, söyleyiver. Ee, Emer abi döneminde de oluyordu. <laughs> Emer abiden ev isteyenler, araba isteyenler oluyordu. Hatta bir tanesini bu duydum da Emer abinin burasına gelmiş yazık. Emer abiye gitmiş hani demiş ben bir ev alacağım. Emer abi dönmüş. Ya demiş benim bildiğim kadarıyla senin evin var. Tamam da demiş ikinciyi alacağım bana yardım et. Ya bir yerde anlatıyordu Emer abi de Allah gözünü duyursun dediler ona. Yani o büyüklerin kalbinden sen düştüysen... Gözünü doyursun, gözünü toprak doyurur. Başka bir şey de doyurmaz. Başka bir şey de Bu bir. Bir de Emre abiler hep anlatıyorlardı. Mübarekler anlattı buyurdular. Buyuruyorlar. Bu büyüklere dil uzatana. Bu büyüklere dil uzatana. Tenkit edene. Sövene. Hakaret edene. Allah-u Teala iki şey musallat eder. Emre abiler diyor ki bunu den diyor. Ben mübarek hocamızdan duydum. İki şey musallat eder. Bir. Unutanlık silinir gider. Hiçbir şey kalmaz. İki, körlük. Emre abiler diyor ki, vallahi ben gözümle gördüm dediler ya. Ana. Ya. Bildiğimiz körlük. Yani. Evet, bildiğimiz körlük. Bildiğimiz gözlerin körlük. Gözlerin kör olması. Gözlerin kör olması. Ya şimdi mesela bu dinleyicimiz ama ben böyle böyle yapıyorum dedi. Ya onlar bilir gözlerin görmediğinin ne sıkıntı olduğunu. Ya bizde ee, Mehmet Çelenk, Çelenk, vardı. Program yapıyordu falan ama çok böyle ee, ...iyi bir arkadaştım yani hoşuma gidiyordu... ...seviyordum kendisini. Ee, hatta bir gün ben dedim ya Mehmet abi dedim... ...yani sokakta giderken daha sormuyor musunuz? Ee, abi dedi arada sırada... ...dedi yani de elektrik direklerini öptüğümüz oluyor... ...dedi yani. <gülüyor> <gülüyor> allah <laughs> allah selamet etsin. Arada sırada... ...elektrik direklerini öptüğümüz oluyor falan. Ne sıkıntılıdır ya. Değil mi? Ya. Tamam allah Teala başka şey vermiş... ...mesela o Mehmet Çelenk. Birisi bir telefon açtı. Oo ...Mustafa abi ya uzun zamandır görüşmüyor... ...oo Osman abi falan... ...nereden biliyor... ...yani göz görmediği için bu sefer Allah böyle... ...işitme şeyini çok hassas... Ver. ...bir defa iştiğini unutmuyor ondan sonra... Evet. ...o sesi hemen tanıyor... İsmini de unutmuyor... ...ismini de unutuyor ee, şeyini de unutmuyor... ...dolayısıyla ha... ...böyle namazını kılıp iman edip... ...ama olduğu halde... ...mesela bu dinleyicimiz de... ...amayım dedi kabartma Kur'an-ı Kerim'i... Ee, ...dedi ben dedi abdest okuyabilir mi okuyamaz... İster kabartma şeklinde... ...ister CD şeklinde... ...ister yazı şeklinde... ...o mushaftır artık. ...telefona da yüklendiği zaman abdestsiz dokunamaz... ...ve onun üstüne bir şey konamaz. Yükseğe konması gerekir, belden yukarı... ...saygı göstermek gerekir. Hani bazıları... ...efendim işte, e, yani şimdi... E, ...harf değil ya diyor telefondaki... ya ...harf değil, Ama de lafız, aynı aynı. lafız aynı... ...lafız aynı. O harfler... ...o lafın manayı taşıyor. O harfler mahluk. Ama... ...onun yüklendiği mana, ona hürmet ediliyor. Ona hürmet ediliyor. Dolayısıyla... E, e, ...dolayısıyla... E, bunlara dikkat etmek gerekiyor mu? Gerekiyor. E, şart mıdır? Şart da tabii ki dilini tutacaksın. Allah Teala'nın emrine itibar edeceğiz. Galiba uzattım. Özür dilerim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, insanların kötülemesinden korkmak. İnsanların sıhhatli, sağlam, rahat, neşeli yaşamalarına ve ahirette sonsuz saadete kavuşmalarına sebep olan faydalı şeylere nimet denir. Allahü Teala çok merhametli olduğu için kullarına lazım olan bütün nimetleri yarattı. Bunlardan nasıl istifade edileceğini, nasıl kullanacağımızı peygamberleriyle gönderdiği kitaplarında bildirdi. Bu bilgilere din denir. Müslüman olsun, kafir olsun, herhangi bir insan bu kitaplara uygun yaşarsa, dünyada rahat ve huzur içinde olur. Mesela bir eczanede yüzlerce faydalı ilaç vardır. Her ilacın kutusunda tarifnamesi vardır. İlacı tarifeye uygun kullanan faydasını görür. Tarifeye uymayan ilaçtan zarar görür. Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimiz'in bildirdiklerine uygun yaşayan bu nimetlerden fayda görür. Allahü Teala'nın Peygamberler vasıtasıyla gönderdiği bu nimetleri göremeyenler veya gördükleri halde kendileri gibi aciz olan insanların kınamasından ayıplamasından korkarak reddeden inkar edenler dünyada huzurlu olamadıkları gibi ahiretteki ebedi saadetten de mahrum kalmaktadırlar. Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimizi kendileri gibi görüp inanmamış, karşı koymuşlar ve bunun içinde bu nimetlerden mahrum kalmışlardır. Nitekim Tegabün suresinin 6. ayetinde mealen bizim gibi bir insan mı bize yol gösterecek diyerek kafir oldular ve Furkan suresinin 7. ayetinde mealen bu nasıl peygamberdir bizim gibi yiyor ve sokaklarda dolaşıyor dediler buyrularak müşriklerin bu hali bildirilmektedir. İnsanların kötülemelerinden, çekiştirmelerinden ve ayıplamalarından üzülmek, çekinmek ve bu sebeple Allahü Teala'yı ve onun gönderdiği peygamberi dini reddetmek kalp hastalıklarındandır. Zaten insanı inkara, küfre sürükleyen sebeplerin başında insanlardan utanmak, başkalarının kötülemelerinden, ayıplamalarından korkmak gelmektedir. Ebu Talib'in hayattayken iman edememesinin sebebi, insanların ayıplamasından korkması, çekinmesiydi. Ebu Talib, Hazreti Ali'nin babası, Resulullah Efendimizin de amcasıydı. Resulullah Efendimizin peygamber olduğunu biliyordu. İnsanların kötüleyeceklerinden korkarak ve ayıplayacaklarını düşünerek iman edemedi. Ebu Talip ölüm döşeğindeyken Resulullah Efendimiz yanına gelerek, Ey amcam! Sana şefaat edebilmem için La ilahe illallah söyle buyurunca, Ey kardeşimin oğlu! Doğru söylediğini biliyorum. Lakin ölüm korkusuyla imana geldi denilmesini istemem cevabını vermiştir. Başka bir rivayete göre, Kureyş kafirlerinin ileri gelenleri Ebu Talib'in yanına gelerek, ''Sen bizim emirimizsin. Sözlerin başımızın üzerindedir. Fakat senden sonra Muhammed ile aramızda düşmanlığın devam edeceğinden korkuyoruz. Ona söyle, dinimizi kötülemesin.'' dediler. Ebu Talip de Resulullah Efendimiz'i yanına çağırıp işittiklerini söyledi. Resulullah Efendimiz'in onlarla sulh yapmayacağını anlayınca, Müslüman olacağı anlaşılacak bazı şeyler söyledi. Bunları işitince amcasının iman etmesini istedi. Ebu Talip de, işitenler bana dil uzatacaklarından korkmasaydım, iman ederdim, seni sevindirirdim dedi. Evet, Ebu Talip iman etmeden öldü. Ancak Allahü Teala Resulullah Efendimiz'e bir ikram olarak o mahzun olmasın diye kendisini hep gözeten ve koruyan amcasını daha sonra diriltti ve iman ederek tekrar vefat etti. Netice olarak insanların kötülemelerinden ve ayıplamalarından korkmaya karşı ilaç olarak şöyle düşünmelidir. Kötülemeleri doğruysa ayıplarımı bana bildirmiş oluyorlar bunları yapmamaya karar verdim demeli. Böyle kötülemelerden ferahlık duymalıdır. Onlara teşekkür etmelidir. İmamı Ebu Yusuf Hazretleri kendisinden nasihat isteyen Halife Harun Reşit Hazretlerine hitaben buyuruyor ki: Doğruluktan ayrılma. Yoksa idare ettiğin kimseler de doğruluktan ayrılır. Nefsin isteğine göre emir vermekten ve kızgınlıkla iş görmekten sakın. Biri ahiretle, diğeri dünyanla ilgili iki işle karşılaştığın zaman ahiret işini tercih et. Çünkü dünya fani, ahiret bakidir. Allah korkusuyla titre, Allah'ın emirlerinde insanlara farklı muamele yapma. Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta hiçbir kınayıcının kötülemesinden korkma. Yani dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün e, Hüseyin İlme Efendi rahmetullahi aleyh. Vefat yıldönümü 22 yıl olmuş hocam. Senelerle çabuk geçiyor değil mi? Evet. Senelerle çabuk geçiyor. Ve allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Hep e, bir şey buyururlardı. E, hayat hayaldir kardeşim. Hayat hayaldir. Ya hakikaten şimdi düşünüyorum. Şimdi Hüseyin Halim Efendi rahmetullahi <laughs> aleyh hocası Seyyid Abdülhakim Abbas Hazretleri, onun hocası Seyyid Fihim Hazretleri, onun hocası Taha Yakkar Hazretleri, onun hocası Mevlana Tadadi Hazretleri. Bu dünyada yaşadılar değil mi? Tabii. Yaşadılar. Ama şimdi yok. İşte bir kabirleri. Yani öbür tarafa geçtiler. Enver abiler de öyle. Hemen abiler mesela eski TGRT binasında sonbaharda bir geliyorlardı, bir taktikler veriyorlardı falan. Aha TGRT ...bütün televizyonların önüne geçiyordu. Emre abi gitti, o programların hepsi aynı şekilde adamlar diziyle kapatmaya çalıştılar. Yok, alternatif yok. Çünkü Emre abinin ufku çok genişti. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala bir ömür boyu... ...insanlar cehenneme gitmesin, ateşte yanmasın diye bir ömür boyu... ...ya iki duvarın arasında hep öyle çalıştılar. Hep öyle. Hatta bir seferinde Emre abiler anlatmışlardı. gittik buyurdu, o kadar çok aynı şekilde şey yapıyorlar ki... E, ...efendim yoruldunuz, sana şey yapıyorsunuz... ...buymuşlar ki, kardeşim buymuşlar... ...bizim kalbimiz rahat ki... ...ondan sonra hemen abim buyurdu... ...ondan sonra devamında dediler ki... ...kalp rahat olunca beden de aynı şekilde... ...rahat olur... ...kalp rahat olunca beden de rahat olur... ...hakikaten mübarekler 90'ı geçtiler... ...ama ona rağmen... E, ...biz e, şeyde o zaman... Türkiye Gazetesi'nin bizim sayfa servisinde o dini sayfada çalışıyorduk. E, ee, yazılarını tanıyorduk. Eller titriyordu. O e, yazılar ya eller titrediği halde vazgeçmediler biliyor musun? Vefata kadar onu vefata kadar hem yazdılar hem de kendi yazdıklarını mesela kendileri kimse yoksa okuyor veya yanlarında birisi varsa veriyorlar kitabı. Hem de öyle öyle üç, üç dakika beş dakika falan da değil. Bir saat iki saat falan. Hatta bir tane sizin hemşeriniz e, koruması vardı. Böyle okurken orada işte İngilizce, Almanca böyle şeyler geçiyor. Onda yabancı dili yok. Bakmış dili dönmeyecek bilmem ne demiş. <gülüyor> Hans <gülüyor> bilmem ne. <laughs> Bu de görmüşler. Ya karışılmışlar. İnsanlar mukni olsun diye yazık <laughs> İkna olsunlar diye yazık Onları aldık. Bir ömür boyu. Ne için? Eee... <laughs> insanlar okusun, itikatlar düzelsinler, amellerini düzelsinler, istiğfar etsinler. Yani kalplerinde dünya sevgisini çıkarsınlar. Hatta hemen abiler bir sohbetlerinde buyururlar ki insanları helaka sürükleyen iki şey. İki şey. Ben onu kendilerinden dinlemedim. Yani o bir yerde anlatmışlar. Böyle yazıya dökülmüş orada okudum. Hemen iki şey deyince dikkat ettim neymiş bu? Baktım. Servet ve şöhret buyuruyorlar. Ana. Biri para, Öyle de şöhret. Ya, ikisi de felaket biliyor musun? Eğer iman yoksa... ...veya o tam bozulduysa... ...o servet de şöhret de... I -ı, ...felaket. Hatta bir seferinde... E, ...kitaplarda da yazıyor... E, ...şöhret afettir. Hatta şöhretin insana yaptığı zararı... ...Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ...yani iki aç kurt... ...bir sürüye dalsa... ...ondan daha büyük. Çünkü e, kurdun ne yaptığını ben köy çocuğum biliyorum. Bir tane koyun... Yani fazla fazla gelir ona. Ama öyle değil. Bir giriyor. 30 tane 50 tane hayvan da hayvan nereden öldüreceğini biliyor. Bu azanı bir söyle kırk şey yapıyor, atıyor onu. Yemiyor. Boyu boğuyor. boyu atıyor. Hani bazen ekranlara falan çıkıyor ya. Ağla bir girmiş falan. Adam diyor ki gitti hepsi diyor. iki kurt gelmiş diyor. Yüz tane hayvanı boğmuşlar atmışlar. Bir tanesini yiyor onu götürüyor öbürler boğuyor. Öyle bir özelliği var. İşte hadis-i şerifte de e, iki aç kurdun buyuruyor. Bir süreye girdiği zarardan daha fazlasını yapar. Daha fazla. Nitekim e, mesela şöhret için namusunu veriyor, dinini veriyor. Her şeyini veriyor ya. Her şeyini veriyor. Sonunda da geberip gidiyor, bir yerde sızıp kalıyor falan, yapacak bir şeysi kalmıyor ee, kadınsa. Gençken güzelliği sebebiyle koşturuyordu. Yaşlanınca kimse yüzüne bakmıyor, kimsesi de yok, ondan sonra intihar edip gelip geçip gidiyor. Cehenneme kütük oluyor, Allah-u Teala muhafaza buyursun. Şimdi, şöhret bu kadar afetken e, bir arkadaşım işte bana takılırdı şöhret afet bir yerde bir Ramazan şerifteydi. Hemen haberi de teşrif ettiler bir iftar programı vardı falan. Oradan bir de bana döndüler dediler ki senin durumun ne olacak dediler ya. Şöhretin dediler sınırları geçti. Allah Allah. Ya ben Anadolu'nun bir köyünde doğmuşum. Hayalimde ne gazetecilik var hatta ben milli eğitimden ayrılıp da gazeteciliğe geçtiğim de, rahmetli babam. O zaman gazetecilik şeyde e, söyleyiver. E, Anadolu insanında e, resil bir meslek. Pis bir meslek daha doğrusu. Öyle biliyorlar çünkü. ...gazeteci olan Yalan mi? dolan. Yalan dolan. Ee, yazık böyle utanarak... ...bizim olan gazeteci olmuş. <laughs> Öğretmenliği bırakıp... Öğretmenliği bırakıp gazeteci olmuş falan diye... ...mahcup oluyormuşmuş. Tabii sonra sonra meseleyi öğrenince, gazeteyi de görünce... ...falan rahmetli... E, ...çok şey yaptı, gazeteyi de hep okudu... ...bırakmamıştı falan. Şimdi Enver abiler öyle buyurunca... ...o arkadaş da oradaydı. Böyle... ...kız e, kız gülüyordu falan. Ben sana demiyordum falan filan. Ondan sonra bir de ciddileştirilen abiler buyurdular ki ben bunu buyurdular. Mareklere sordum buyurdular. Efendim şöhret felakettir. Hadis-i Şerif'te de yazıyor. E şimdi Abdülkadir Gelihan Hazretleri meşhur olmuş. İmam Alapman Hazretleri meşhur olmuş. E, Efendi Hazretleri Seyyid Abdülhakim Arif Hazretleri siz dünyanın her tarafına duyurdunuz. Ve kendiniz de aynı şekilde. Kendiniz de. Ve birçok İslam alimi. Mevlana Celaleddin Umi Hazretleri olsun. Aziz Mahmut Mehmet... Tanımayan Hazretleri. yok. Tanımayan yok. Yani bunlar bütün dünya tanıyor bunları, gelip araştırıyorlar falan. İmam Gazali hazretleri, İmam Azam Übani hazretleri, şöhret felaket. Bunları da herkes biliyor. Bunlar da şöhret olmuş yani. Maalesef buymuşlar ki tabii yerlerine tarihten her şeyi çok güzel biliyorlar, İyi anlamışlar. Buymuşlar ki kardeşim meşhur olmayı istemek felakettir. Allah Teala'nın meşhur ettiklerini Allah Teala korur buymuşlar. Onlar aşağı çıkması gerekiyor. Cenab-ı Hak, o şöhretin afetininları korurmuş. Ama meşhur olmayı istemek ben meşhur olacağım. Ya şimdi TGRT eski binasındayken bir gün e, bir arkadaşım, birisi geldi. E, bir şarkıcı kadın. Dedi, e, biliyor musun ne olmuşum dedi Ya bana ne? Sana lazım dedi. Ya dedim şarkıcı kadın dedim. Vayın çekildi başına gelen, gelmeyen neyse. Ben neyim geldim? Dedi ya abi dedi, bir dinlesene dedi falan. E dedi bak. Evliydi kadın. Demişler ki boşan. ve hatta kocanı boynuzla. E dedim. Niye böyle diyorlarmış? E dedi böyle sen demişler böyle rutin bir aynı şekilde e, mesut bir aile çizgisi çiziyorsun. Reytingin düştü ya. Yani. Reytingin düştü dolayısıyla talep azaldı. Sen kocanı boynuzlarsan. Sansasyon yani, olur. Ha, onu sana. ve da kocan aynı şekilde seni boynuzlarsa ...onu boynuzlama mı ne Nedeni bilmiyorum da. Öyle, değil. öyle olursa işte magazin gazetelerinde aa yakalandı aa bilmem ne oldu falan gündemde olursun. Adamlar gündemde olmak için birbirlerine ihanet ediyorlar. Hatta Enver abiler ilk bu şey şeyi e, filmler çekme neydi o? Deli baltalar mı yoksa evet. kurdoğlu mu çekilirken işte o artist, oyunculardan falan e, onlarla bir yemek yediydi Ahmet'te. Orada sormuşlar siz niye gülüyorsunuz hiç hep böyle? Enver abiler buluşurlar ki eşinden ve eşinden eşinden ve işinden. Emin olan rahat olur, huzurlu olur, neşeli olur. Ya oradakiler hiçbirisi eşinden emin değil biliyor musun? <laughs> i̇şinden de emin değil. İşinden de emin değil. Tamam mı? Eşinden de, eşinden, eşinden de, eşinden de emin değil. allah Teala rahmet eylesin, şefaatlerin ailesin. İşte Emel abiler anlatırdı, anlatırdı. Bütün bu bilgileri, bu, bütün bu aynı şekilde yerli yerine oturtturan bize hocamız Hüseyin Hilmi Efendi'ydi. Kayınpederleriydi aynı zamanda. İşte e, Hüseyin Hilmi Efendi'nin ahirete intikali 22 sene. Yani miladi takvim olarak 26 Ekim'de ahirete intikal etmişlerdi. 2001. 2001'de ahirete intikal etmişlerdi. En çok sevdikleri şey kitapları okumak ve dağıtmak. Elhamdülillah bugün yani e, arkadaşlar e, gayret ettiler. Bugün kitap dağıtılıyor. Onu, o, e, bu zatın hatırı hürmetine sevabı da ona gönderdi. Peki haberdar olun. Elbette Elbette haberdar olur. Efendim yardım eder mi? Elbette. Çünkü allah Teala onları onun için yaratmıştır. Onlar onun için yaratmışlardı. allah Teala rahmet eylesin, şefaatlerine... nain eylesin. Ama hiç olmazsa, hiç olmazsa mesela bu kitapları okuyan hiçbir şey yapamıyorsa... ...ya hiç olmazsa bugün otursun bir Fatiha, üç şeyler okuyup... ruhuna hediyesin. Değil mi? Tabii. Ruhuna hediye Boş geçmesin. Ya. Veya aynı şekilde ya dedi ben falan yere gidiyorum. <laughs> Bir e burası bir Türkiye Gazetesi bürosuna. E şuradan beş tane, on tane bir namaz kitabı verin. Veyahut da İngilizce asus verin. Giderken onlara dağıtsın. Sevabını da o zata göre sevindirir. Ve bunlar bağlantıdır, rabıtadır. Haberdar olurlar ve sana da imdad ederler. allah Teala hepimiz doğru yoldan ayırmasın. Efendim birinci bölümdeki ikinci dinleyicimizin e, efendim dedi Fatiha'dan sonra okuduğumuz surenin yani Zammu surenin başında besmele çekilir mi? E şimdi e, namaz vahsı saadeti ebediyede anlatırken İslam ahlakında anlatırken çekilmez diye yazıyor. Doğru. Fakat yine saadeti ebediydi. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kutsal e, bir mektubunu almışlar Hüseyin Efendi. Orada İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki e, Zammu sureden önce besmele çekmek müstahaptır diye yazıyor. Ve bir mektubunda da müstahabı anlatırken buyuruyor ki... ...müstahabın sevabını terazinin bir kefesine... ...bütün yine, dünya ve içindekilerin bir kefesine koysan... ...o ağır gelir buyuruyor. Ben de onu okuduktan sonra... ...daha de okumuştum onu. Zammu surelerden önce besmele çekiyor. Niyeyim? Hamad Hanbali buyuruyor. Ben kendi kafama göre değil ki. Efendim çekilmezdi. Bu saat çekiliyor. Ben ona ittiba ettim. Saat de bir var bu. Tamam. Saat de bir var. E, dolayısıyla çekmeli. Geçelim efendim... Ee... dinleyicimiz, ikinci dinleyicimiz bir yorgan meselesi de ancak hayal meyal hatırlıyorum. İşte olduydu da olmadı, yanlış yapıldı, yünlerini aldıydı da bilmem ne yaptı falan filan. Bugüne kadar telefon açtık gelin hani yorgan alın şey yapın falan filan. içine gelen oldu ne giden oldu dedi. ...ne gelen oldu, ne gelen oldu. Ee, Hatta hani demişler ki, ki biz ge geleceğiz... ...senin gözünün önünde o yünü göstereceğiz... <laughs> ...ama gelmemişler. Ama yani. yani gelmemişler ee, o zaman. Eğer Demek ki atıyorlar, sallıyorlar, atıyorlar yani. sallıyorlar. Ne kadar aynı şekilde korkutabilirsek... Evet. ...şey yapabilirsek... allah Teala herkes yaptığının karşılığını verir. Efendim, bak görüyor musun... ...böyle organizasyonları sen yapmıyorsun... ...Bayan Hoca Hanım Umre'ye gidiyor... ...orada da aynı şekilde fakirlere verilmek üzere... ...topluyorlar falan. Bir kere Bayan Hoca onların başında rehber olacak... Şimdi e, hani huzura doğru da kıyamet alametlerini anlatırken yazık, <laughs> Sen de artık o da sorular da soruyordun falan. O tiplerden bunlar. Hadis-i şerifte bildiriliyor bunlar. Bunlar kafalarına göre konuşacaklar diye. Ya Hanefi mezhebinde kadının umre dahil, hac dahil ve normalde 104 kilometreden daha uzağa mahremsiz gitmesi haramdır, günahtır. Hacca da mahremsiz gitmesi haramdır, günahtır. Efendim toplu olarak biz gideceğiz falan. Hanefi mezhebinde caiz değil. Efendim Şafii de caiz. Peki gusül abdestinde tak taklit olmaz efendim. Ya siz nesiniz arkadaşım ya? Hesabınıza gelince zinaya bile izin vereceksiniz neredeyse. Çalgır ilahilere izin veriyorsun. Yani siz dini kendinize göre alet ediyorsunuz. Para topluyorsunuz. Neyse şey yapıyorsunuz. Caiz değil efendim. İster diyanet yapsın bunu, ister ihlas yapsın, ister başkası yapsın, kim yaparsa yapsın. Kitaplarda yazılan hüküm bu. Kadının hacca da, umreye de, 104 kilometreden uzak aynı şekilde seferlik mesafesine de mahremsiz gitmesi haramdır, günahtır. Ben dinlemiyorum. Paşa gönlüm bilir. İster dinle, ister dinleme. Biz naklediyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum